Daha geri gel. Efendim çadır kentlere bunlardan binlerce gönderdik. Çadır kentlere. Böyle çadır etrafında ne yapıyorlar? Şu anda dışarıda bizim insanımız efendim çok yaratıcı. Evet. Değişik. Ha, otobüslerin banyoya dönüşmesi evet. De müthiş bir şeydi. Evet, tabii. Evet. Vallahi zaten bizim şu anda son bir aydır ısınma yöntemimiz bu şekilde. Evet. Mecburken yani. Ama bugün iyi Sayın Genel Başkanım. Evet. En iyi. -27'yi gördük biz Nurhak'ta. -27, evet. Arabada klimanın içinde üşüyorduk başkanım. Evet. Sayın Genel Başkanım, iki doğal afeti aynı anda yaşadı aslında bu deprem bölgesi. Evet. Yani hem karkışla mücadele hem de deprem felaketi çok fena vurmuştu burayı. Bir de deprem üssü olarak Elbistan olarak geçti ama aslında bizim Nurhak deprem üssü burasıydı. Çok ciddi. Bu genç belediye başkanları da hep buradaydı efendim. Bunlar bir ekip. Sağ olsun. Sürekli buradalar. Biz zaten İlhan Başkan'la getirdiği değil mi? Güzel bir şey. Biz hep çok 2005'te o araba garajı olarak evet. Yaptığımız yerin bir gün karargah merkezi olacağını hiç düşünmemiştik. Hiç düşünmedi, hiç aklımıza evet. Getirmemiştik. Evet. Bütün deprem bölgelerini hep beraber gezdik. 40 belediye başkanı evet. Güzel. İlçe ve belde efendim bütün deprem bölgesini gezdiler. Sadece vatandaşlara da ziyaret ettiler. Köylere gittiler. Biz de bakın bu arada genel başkan, büyükşehir belediye başkanları dahil olmak üzere hiçbirimiz makam aracımızla bir yere gitmedik. Yani biz de sizler gibi bir minibüse bindik. O minibüslerle gittik. Hep beraber var olan sorunları çözmek için, sorunları dinlemek için hep beraber gezdik. Sayın genel başkanım, grup başkan vekiliyken bankası olmayan ilçemiz olarak Nurhak'tı. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Evet. Doğru, o zaman bankamız yok diyordunuz, evet. Evet, dönemde bankası olmayan ilçeydik, şimdi hiçbir şey olmayan ilçeye dönüştük. Neyse, inşallah her şey olur. Bu büyük şehirlerimiz, CHP'li belediyelerimiz sağ olsunlar, var olsunlar, her şeyi yağdırdılar yani gerçekten. Nurhak bir lokma, bir bardak su Ankara Büyükşehir'den girdi. Nurhak ilk giren yardım tabi Ankara Büyükşehir'di. Bütün bu yaraları saracağız. Hiç endişe etmeyin. Beraber olduğumuz sürece, birlikte olduğumuz sürece, dayanışma kültürünü geliştirdiğimiz sürece bütün bu sorunlar aşılır. Elbette ki hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz. Yaralananlar var. Onlara şifalar dileyeceğiz. Ben hastanede depremzedeleri ziyaret ederken bazılarının kolu, bazılarının ayağı yoktu. Yani gerçekten de büyük bir dram. Sonuçta bir kız anne ayağım yok derken anne senin ayağın ben olacağım, benim iki ayağım var diye ben bunlara da tanık oldum. Büyük acılar ama aşacağız inşallah bunların hepsini. Birlikte aşacağız. İlçe başkanım ne söylesem? Bunu da tamam ya duydun mu? Evet. Oradan ayarladınız. Anne öldü, yetim kaldı yavrular. Kimse kaçmaz, val yapmıyor aralar. Karakış altında, pardon, viraneye döndü gör bizim kullar. Bedenimde ten ağlıyor, duydun mu? Fransa'dan geldim, aynı depremden eylemi sayın vekili, sayın başkanım. Bu dörtlüğü de o gün, acı günde yazdım. Vurgunca her yerde ciritler attı. Artçılar peş peşe halkı aldattı. Karakış altında soğukta yattı. Naylon sandalye yatarak yattık burada biz 3 gün. 3 gün plastik sandalye yatarak bu meydanda yattık Sayın Başkanım. Bedenimde ten ağlıyor, duydun mu? Can Davut acıyı ben de yaşadım. 2 oğlum hanım yardıma geldim Fransa'dan. Yardıma geldim. Can Davut acıyı ben de yaşadım. 2 oğlum hanım yardıma geldi. Fransa'dan geldim, göçükte kaldım. Azrail de can ağrıyor, duydun mu? Ben de 3. sefer uzadım. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Bir hastamız vardı, onun için geldim. Kaybettim. Depremi bir de yaşadım. Şairlik de var. Çok teşekkür ederim. Çok saygı görüyoruz sizlere. Çok saygı görüyoruz sayın. Yarın sabah görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Evet, hayırlı geceler. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi geceler efendim. İyi geceler. Allah razı olsun.